Tartıştıkları iki genç kızı evlerine çağırıp darp eden 3 üniversiteli genç kızın yargılandığı davada karar çıktı. İki saldırgana 10'ar yıl, 2'şer ay hapis cezası verildi. Sosyal medyada tartıştıkları iki genç kızı darp ettiler. O anları yine sosyal medyada yayınladılar. Yetmedi, göz altındaki görüntülerin bile paylaşımını yaptılar. Yargılandıkları davada hapis cezasına çarptırıldılar. Pişman mısınız? Öncelikle verilen karar hayırlı uğurlu olsun çünkü emsal bir karar niteliğindeydi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde mimarlık, mühendislik ve hukuk okuyan 3 kız öğrenci Şubat ayında sosyal medya üzerinden tartıştıkları 2 genç kızı evlerine çağırdı. Havalimanında ve bir sigorta şirketinde çalışan genç kızları biber gazıyla etkisiz hale getirdiler. İkisi onları darp ederken diğeri de cep telefonuyla bu anları kaydetti. Görüntüleri sosyal medyada yayınlamalarının ardından evlerine baskın düzenlenen 3 üniversiteli genç kız gözaltına alındı. Tutuksuz yargılandıkları davadan karar çıktı. Sanıklardan ikisi 10'ar yıl, 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 yıl 4 ay ceza hürriyet yoksun bırakmadan 3'er kez uygulandı. Her biri için. Sanıklardan ikisi için. Görüntüleri kaydeden 3. arkadaşları aynı suçtan ceza almadı. Ancak o üniversite öğrencisine de hakimin talebi üzerine yeni bir dava açıldı. Video kaydını yapan sanık için ise sadece video kaydını yaptığı için özel hayatın gizliliğinden savcılığa şikayette bulundu. Darp edilen genç kızlar aynı davada hakaretten yargılanıyordu. İkisi de beraat etti. Yargıtay'ın cezayı onaması halinde üniversiteli iki genç kız 6'şar yıl 8'er ay hapis yatacak. Mağdurların avukatları üniversiteli 3 kız öğrenciye de 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açacak. Eğer burada asgari hadden uzaklaşıp azami bir ceza verilmeseydi bu tip suça meyilli gençlere örnek, emsal bir kötü bir emsal olabilecektir.